ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Türkiye'nin etrafındaki ateş bizi de yakıyor. Son olarak Rusya Büyükelçisi Karlov'a yapılan saldırıyla sarsıldık. Saldırı Türk-Rus ilişkilerini mi hedef aldı? Bundan sonra ne olacak? Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Kahan hepsi bugün oldu da Armağan Çağlayan'la gündemi değerlendirecek. Yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana esmer güller düştü. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Gerçekten esmer günler mi düşüyor bize? Öyle gözüküyor değil mi? Çünkü olağan şartlar altında değiliz. Olağanüstü koşullardayız. Olağanüstü hal içerisindeyiz. Normal bir ülkede olağanüstü hal olmaz. Peki hocam, bu dün Türkiye'de gerçekleşen olay bizim dış ilişkilerimiz ya yani uluslararası ilişkilerimizi çok etkileyecek mi? Valla yani olduğu yerden daha farklı bir noktaya taşımak konusunda böyle çok devrimsel bir dönüşüm yaratacağını zannetmiyorum. Açıkçası biraz neredeysek orada kalacağız. Biraz da zaten var olan eğilimler derinleşecek. Benim değerlendirmem bu yönde. Var olan eğilimlerden kastınız ne? Mesela işte Suriye'ye ilişkin dış politikamıza bakalım. Orada zaten bir dönüşüm vardı. Yani yavaş yavaş biz İşte Esad yönetiminin değişmesinin birincil amacımız olmadığını, tehdit algımızın dönüşmesiyle beraber bu konudaki politikamızın da dönüşmeye başladığını kabulleniyorduk. Onu çok yüksek sesle ifade etmiyorduk. Gene çok yüksek sesle ifade etmeyeceğiz belki ama bugün yapılan, Moskova'da gerçekleştirilen İran, Türkiye ve Rusya üçlü görüşmesinin ardından Rus Dışişleri Bakanı çıktı açık açık dedi ki bu üç ülkenin temel kaygısı artık Esad yönetiminin değişmesi değildir. Bu açıklama bizim mesela bu noktadaki politikamızın artık zaten var olan eğilimin derinleştiğini gösteriyor. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan beri Türkiye her ne kadar bir miktar ısrar ettiyse de o politikada Suriye'deki her grupla ilişkisini eski dinamikleriyle götürmüyordu. Bugün gene aynı toplantıda ama ondan önce de söylenilen bir şey bu. Aynı toplantıda işte Nusra cephesinin de artık IŞİD'le aynı kefede olduğu bir kere daha altı çizilerek ifade edildi. Şimdi bu gruplar sık sık değiştikleri için onun sağında solunda saçağında olan grupların tamamı da artık Türkiye açısından pek de dokunmamak gereken gruplara dönüşüyor. O eğilim de vardı. Bu da derinleşecektir. Büyükelçinin uğradığı bu menfur suikastten sonra. Bugün İran ve Amerika Birleşik Devletleri konsoloslukları, Türkiye'deki konsolosluklar kapatıldı. Bu herhalde geçici bir şey değil mi? Yani bugünlük. Elbet. Geçici bir şey. Bir emniyet tedbiri olarak düşünülmüş bir şey. Bence yerinde de bir karar. Bunların kapatılması en azından bugün için. Ama çok uzun vadeli kapalı kalacaklarını düşünmüyorum. Yarın açılmaları benim için aslında beklendik bir şey olur. Bugün sosyal medyada bir tane fotoğraf hocam çok fazla döndü. Bu Rusya'daki toplantıyla ilgili. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Mevlüt Çavuşoğlu'nun arkasında Mevlüt Çavuşoğlu'nun korumasına İran Dışişleri Bakanı'nın koruması böyle garip bir şekilde bakıyor. Ve sonra herkes bunun altına işte İran'ın koruması bizim korumayı gözetim altına tutuyor gibi bir şey yazmaya başladı. Böyle değildir diye umuyorum. Yok, yersiz bunlar. Yani şimdi fotoğraf çeken herkes bilir o. İnsanın uzun boylu televizyona falan çıkmasına da gerek yok. Bu meseleyi bilmesi için ya da film çekmiş olmasına gerek yok. Bir insanın surat ifadeleri o kadar hızlı değişiyor ki bir an yakalarsınız ve o yakaladığınız anın üzerine bir dünya hikaye yazmak mümkündür. Zaten o yüzden biz akademisyenler biraz evvel de söylediniz. Belki egolarımız biraz yüksektir ve o ego yüksekliğinin üzerinden de bunu söylüyor olabiliriz ama gazetecilerin daha ziyade fotoğrafı bizim de filme baktığımızı
söylemeyi, buradan dem vurmayı severiz. O fotoğrafta bir sürü şey yakalayabilirsiniz. Bazen çok enteresan detaylar da yakalayabilirsiniz. Ve o detaylar çok belirleyici de olabilir ama genellikle böyle 25 karenin içinden bir tanesini çektiğiniz zaman onun üzerinde bir dünya kurmanın doğru bir davranış olmadığını bence söylemek de durumundayım. Hocam, dün akşamki suikast bizi daha yalnızlaştıracak mı? Hayır. Bizi daha fazla yalnızlaştırmayacak. Biz eğer yalnızlaşırsak bu sadece ve sadece izlediğimiz politikalar ve tercihlerimizin sonucunda ortaya çıkan bir durum olur. Elbette hoş bir şey değildir. Diplomatik olarak değil, aynı zamanda insani olarak da çok büyük bir trajedi ama diplomasinin jargonundan yaklaşırsanız bir büyükelçi aslında bütün bir diplomatik misyon, bir ülkede görev yapan başka bir ülkeye ait diplomatik misyon o ülkeye emanettir. Bunların dokunulmazlığı vardır. İran devriminin kimilerinin çok hoşuna gidiyor belki ama en kara sayfası Amerikan elçiliğinin basılmasıdır. Ve İran'ın bugün kendi dostları tarafından bile kolay savunulamaz bir ülke konumuna düşmesinin önemli nedenlerinden bir tanesidir bu büyükelçilik baskını. Dolayısıyla bu dokunulmazlığa riayet etmek, bu dokunulmazlığı çok yüksekte tutarak hassas bir biçimde korumak gerekir. Bu minvalde baktığınız zaman bir büyükelçinin bu topraklarda vurulmuş olması gerçekten sıkıntılı bir vaziyete işaret ediyor. Türkiye açısından iyi bir kayıt değil bu. Ama bu taraftan böyle gözükmekle birlikte, yani bu veçeden baktığınızda böyle olmakla beraber Türkiye'nin daha fazla yalnızlaşmasına ya da daha yalnızlığının sona ermesine etkide bulunacak bir gelişme değil. Avrupa Birliği ile ilişkileri de etkiler mi hocam bu durum? Zaten çok sağlıklı yürümüyor gördüğümüz kadarıyla. Yani o biraz Rusya'nın Türkiye'yi ne kadar yakınına çekmek isteyeceğiyle alakalı. Biz çünkü Rusya'ya yaklaştıkça Avrupa Birliği'ne daha fazla sanki bir posta koyma noktasına geliyoruz. Avrupa Birliği'nin günahı da çoktur ama burada biraz şöyle bir vaziyet var. Hani bizim Rusya ile yakınlaşmamızın temelinde de aslında Avrupa Birliği'ni ya da genel olarak Batı'yı dengelemek hevesi yatıyor. Yani buradaki birine bakıyorum, onunla ilişkimi dengelemek için gelip sizinle ilişki kuruyorum. O ilişkiden çok büyük romans çıkmaz. Ha. Yani bizim Şangay Beşisi'ne gitme ihtimalimiz çok fazla değil diyorsunuz. Şimdi yatırımlarınızın %75'i eğer dünyanın bir merkezinden geldiyse, ki öyledir Avrupa Birliği, ihracatınızın %50'si oraya gidiyorsa, ticaretiniz orayla daha dengeliyse, yüksek katma değerli ürünlerinizi, yani gerçekten cebinizde para bırakıp bırakan ürünlerinizin neredeyse %70'ini oraya yolluyorsanız o zaten yapısal olarak sağlam bir ilişkidir. Ben Türkiye'nin bu aksının dönüştüğü, değiştiği noktasındaki tartışmaları bu bakımdan biraz havada buluyorum. Ama tabii bu oyun kişisel ilişkilerimizden de biliriz değil mi? Hani oradakini dengeleyeyim diye ya da şöyle veya böyle yönlendireyim diye size yaklaşırken öbürünü çok ciddi şekilde yabancılaştırmak, orada ciddi kavgaları göze almak, buradaki romansı da çok tatsız tutsuz bir hale getirmek riski var. Zor bir oyun. Ama hocam çok da garip. Ben 86 hukuk fakültesi mezunuyum. 87 yılında işte master sınavına girdim. Bana dediler ki hukukun üstüne uluslararası ilişkiler oku. Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek. Senin gibi hem hukukçu hem Avrupa Birliği master yapmış insanlar çok kıymetlenecek. Üzerinden 30 yıl geçti. Ben uluslararası ilişkiler master yaptım. Hiçbir şey değişmedi. O zaman neredeyse herhalde bir tek gümrük birliğinde orada değiliz. Belki bazı açılardan daha bile kötü bir durumdayızdır. Öyle de bakmak mümkün. Ben hiçbir zaman Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinden böyle çok umutlu olanlardan olmadım. Türkiye'nin kendine ait çıpalarının olması gerektiğini, özellikle demokrasi ve insan hakları konusunda, bu çıpaları ürettiği ölçüde zaten gelişmiş bir ülke olabileceğini düşündüm. Ama Türkiye'de Avrupa Birliği meselesi zaten çok sağlıksız tartışıldı. Yani karşısında olanlar niye karşısında olduklarını doğru düz anlatmadılar. Niye karşısında olduklarını doğru düz biliyorlar mıydı, ondan da emin değilim. Yanında olanlar neden yanında olduklarını doğru düz anlatmadılar, bazen kasıtlı olarak sakladılar.
sonuçlarının ne olacağını, kamuoyu doğru bilgilenmedik. O yüzden Türkiye'nin kamuoyunun Avrupa Birliği konusunda bir böyle gelgitli hali vardır. Yani birdenbire bakarsınız %70'e çıkar destek, sonra bakarsınız %30'a inmiş, %20'ye inmiş. Artık hangi araştırmaya bakıyorsanız, yani istikrarlı olarak baktığınız zaman ama bu dalgalanmayı görüyorsunuz. Bizde bazen Avrupa Birliği üyelerinden daha fazla Avrupa Birliği sevgisi vardır. Bazen de hani olmayacak şekillerde düşmanlık. Ama yani genel olarak bizim bu ruh hal dalgalanmalarımız toplumsal hayatımızda da var. Sanat hayatımıza eminim yansıyor ve sizler gözlemliyorsunuz bunları. Dolayısıyla biraz daha soğukkanlı olmaya ihtiyacımız var bizim. Genel olarak daha soğukkanlı. Benim orada bilmiyorum, belki yanlış düşünüyorum hocam. Yanlışsam düzeltin. Benim orada en önemsediğim şey Avrupa Birliği'ne girmek değil de uyum yasalarını tamamlamak. İşte benim biraz evvel söylemeye çalıştığım o. Yani Türkiye kendine ait kriterleri koymak durumunda. Bunlara da böyle özellikle o kriterlerin manasını dönüştürecek şekilde politik olarak yüklü coğrafi adlar vermeye de gerek yok. Şurası kriterleri, burası kriterleri. Yani Türkiye için bir demokrasi kriterleri, manzumesi yazmak zorundayız. Neden? Biz layık olduğumuz için, başka birisi için değil. Yani birileri bizim bacağımızdan çekiyor, kolumuzdan çekiyor diye şikayet etmeden evvel biz kendi içimize dönüp hangi standartları ve ne şekilde yaşamayı arzu ediyoruz, kendimizi neye layık görüyoruz, bunu değerlendirmek zorundayız. Demokrasi dediğiniz oyunun belli kriterleri var. Temel aslında prensipleri de çok böyle 110 tane değil. Her ülkenin kendine ait bir demokrasi anlayışı da olabilir vesaire ama temel prensipler bellidir. Hukukun üstünlüğü vardır bunun içerisinde. Güçler ayrımı vardır bunun üstünde, içerisinde. Ve bu ikisinin olduğu bir ülke, üç aşağı beş yukarı zaten yürür. Bir de bunun üzerine şey koydunuz mu, denge denetleme sistemlerini, sağlık çalışmasını, zaten demokrasiniz işler. Hocam, Avusturya'nın bu kadar katı tutumunu neye bağlıyorsunuz? Yani Avusturya küçük bir ülke ve maalesef tarihi geleneğinde de yabancı düşmanlığı ciddi şekilde var. Kendi istihap haddinin ötesinde bir göçmen kabulü de olduğunu anlıyorum. Hangi istihap haddi diyeceksiniz yani? Türkiye'nin ne kadar göçmen kabul ettiğine bakarsanız bunun bir tek kriteri olduğunu söylemek lazım. Bir ruhi kabul var yani. O toplumun kaldırabileceği, toplumdan topluma değişiyor yani. Mutlak bir yüzde değil. İşte o toplum içerisinde göçmen adedi %3'e çıkarsa patlama olur falan. Zaten bizim işlerde malum, siz de hukukçusunuz, biliyorsunuz, böyle çok deterministik ilişkiler kurmanın imkanı yok. Ama Avusturya'nın ruh halini bozacak kadar göçmen kabul ettiği, bir de kendi içerisinde siyaset üretemeyen bir elite sahip olduğu anlaşılıyor. Çünkü siyaset üretemeyen elitler suçlu aramaya başlarlar. O, şu, bu, toplumun içerisinde kim var, kim yok. Tabii en kolay kim yabancılaştırılabiliyorsa da onun peşine düşerler. Avusturya özelinde bu tarihsel nedenlerle de baktığımız zaman yabancılar. Çok da acımasız bir şey. Öyle. Yani şimdi Avrupa Birliği'ndeki bir ülkenin bunu yapıyor olması çok acayip geliyor bana. Haklısınız. Bu da Avrupa'nın kendi sorunu. Bu da Avrupa'nın kendi sorunu. Bu da Avrupa'nın kendi değerlerini kendi içerisinde ne kadar var edip var etmediğini sorgulamasını gerektiren bir durum. Mesele şu ki Avrupa'nın gücü bu sorgulamayı şöyle veya böyle yapmaya devam edebiliyor olmasında. Ha. Ama çok acayip değil mi? Öyle. Yani evet. Bir muhteşem bir paradoks. Başkası yaptığında eleştir ama kendin aynısını ters çevirip yap. Doğru. Değil mi? Yani sadece Avusturya'ya özgü de değil bu. Tabii canım. Yani şu anda aynı mülteci, yabancı düşmanlığı Almanya'da da yükseliyor giderek. Fransa'da da giderek yükseliyor. Hollanda'da ciddi. Hollanda'da şey var. Yükseliyor giderek. Ama bunu biz yapsak ırkçılığa kadar giden acayip tabii, bir tabii. Eleştiri okuna hedef oluruz. Tabii. Yalnız burada şunu ayırmak lazım. Bizdeki de siz öyle kastetmediniz onu biliyorum ama bizdeki tartışmanın dinamiği açısından şunun farkında ve ayrımında olmak lazım. Şimdi o öyle söylüyor. Söylediği doğru ama tersini yapıyor. Peki o yanlış. Biz yanlış olan davranışı eleştirip o zaman biz de yaparız demeyeceğiz. Söylediği doğrunun peşinden gideceğiz. Aynen öyle. Aynen öyle. Hocam geldiniz, değerli vaktinizi ayırdınız. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hepsi bugün oldu. Reklamlardan sonra devam edecek.